Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Çalışan arkadaşlarıma tekrardan kolay gelsin diliyorum. Evet arkadaşlar, yarın İstanbul koşularımız var. Güzel bir program var önümüzde. 10 koşulu bir program. 2 altılı var. 1. altılı ve 2. altılı. Onlara yorumlarıma geçmeden önce arkadaşlar, bugünkü videomda Diyarbakır'ı tutturduk. Yani bir herhalde bir numarayı tek atmış olsak 102 liralık bir kuponla 700 küsür lira parayı tutturduk arkadaşlar. Ama yanına rakip yazdık. 6 numarayı yazdık. Bir de 5 numaramız vardı. O da zaten starttan çıkmadı. Yani gene kazançlı bir gün olarak sizlere Diyarbakır'ı sundum ve de altlarımız geldi arkadaşlar. Altılı tutturmuş olduk. 700 küsür lira verdi. Hani 200-300 lira kupon da yapmış olsak gene bir 400-450 lira bir kazançlı günümüz oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Ben analizlerimi yapıyorum. Gerçekten bunları koşulları inceleyerek ve de zaten canlı olarak seyrediyorum. Hemen takibimi alıyorum atları. Hepsini size söylüyorum. Mesela Adana'nın ikinci koşusu olması lazım. Adana yorumlarımda herkes söylüyor ya, bomba tekim var, bomba tekim var diye. Ben de dedim bomba olarak söyleyeceğim artık teklerimi. Bomba tekim var arkadaşlar dedim. Ve de bir numara Rex'i sizlere tek olarak önerdim. Ben dedim kuponuma tek yazacağım. Tek olarak önerdim. Rakip de 4 numara dedim arkadaşlar. Rakibi de 4 numara dedim. Ve de yarış nasıl bitti? 1-4 bitti arkadaşlar. Rex tek demiştim. Bakın yani koşularına, son koşularına hiçbir şey yok. Atın çünkü kalitesine, takvimdeki at grubu da iyi buldu. Son sprintte atıp ve de yarışı kazandı. Rakip 4 demiştim. Yarış nasıl bitti? 1-4. Geçen videolarımda da sizlere bahsettim. 2 at verdiğim yerde arkadaşlar mutlaka ve mutlaka ikili oynayın. Sıralı da olsa, normal de olsa ikili oynayın. Çünkü ben oynuyorum. Bunları size gene dile getirdim. Oynuyorum ve oynadım arkadaşlar. 1-4 ikili 100 lira bastım. 22-45 lira bir ikilisi vardı. 2245 lira. Yani bir dakikada 2245 lira aldım arkadaşlar. Yani 100 liralık oynadım. 2245 lirayı cebimize indirdik. Evet arkadaşlar, bunları size dile getirmiş olayım. Bir de sizden ricam, videolarımı sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz zaten arkadaşlar. Herkes gibi. Bir tek abone olmanızı, beni takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka analizlerimi, videolarımı dinleyerek verdiğim atları bir kenara yazın. Kimlerle koşmuş, ne koşmuş hepsini size sunuyorum zaten arkadaşlar. Bunları değerlendirmeye lütfen alın. Kazançlı çıkacaksınız. Bunda emin olun. Ben çünkü kendime güveniyorum. Ben de oynuyorum zaten altılı. Bazı arkadaşlar veriyor ama oynamıyorlar. Kendileri de söylüyorlar zaten. Veriyorum ama ben oynamıyorum. O zaman niye veriyorsun arkadaşlar? Zevkini mi tatmin etmek istiyorsun? Bunu yapmayın. He, bomba tekim var diyor. Bu kesin kuponlarda tek deniliyor. 6-7 tane tek veriyor öyle. Ya arkadaşlar, kimsenin kafasını karıştırmayın. Herkes kendi öz iradesinle. Ben defalarca dile getiriyorum. Benim mesela teklerim mutlaka ve mutlaka sizler de arkadaşlar güveniyorsunuz teklerime, tek atın. Gerçekten yani videoları, analizleri yaparak size söylüyorum bunları. Hiçbir zaman yani kendi zevkimi tatmin edip de vereyim de sonra yarışlarsa ben bunu vermiştim demeyeyim arkadaşlar. Ben de oynuyorum çünkü. Oynuyorum, arkadaşlarla ortak yapıyoruz.
Ve de kazançlı olarak çıkıyoruz. İnşallah bu kazançlarımız devam edecek arkadaşlar. Lütfen sizden isteğim, videolarıma, analizlerime güvenin. Yazın bir kenara. Sizler de tabii ki güvendiğiniz atları varsa yazın. Güvendiğiniz yerler tekrar varsa onları atın. Mutlaka mesela ben şöyle demiyorum size, bomba tek, bilmem ne tek falan feşman, yani bunları söylemek istemiyorum. Yani benim teklerim bunlar. Bugün sinirlenerek söyledim ben Rex'i. Rex'i yani size tek olarak öneriyorum. Herkes bomba diyor ya, ben de bomba diyeyim. Bakıyorum arkadaşlar, yazıyorum. Ha, izliyorum ben de. İzlemiyorum diye yalan söylemeyeceğim. İzliyorum. Yazıyorum. Bomba dediği tek arkadaşlar, 6 tane bomba atım var diyor. Her yerde söylüyor. Altına rakipleri yazıyor. Mesela ne söyleyecektim? Yani rakiplerini yazıyor. Ya kardeşim, o zaman tek bırak. Tamam, tek bırakıyorsun. 6 tane bomba tek diyorsun. Oradan bir tane iki tane geliyor. Ya söylemiştim. Bak geldi atımız. Ya kardeşim, sen 6 tane söylüyorsun ama adamların kuponlarını yatırıyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kimseyle kimse dalga geçmesine hiç de gerek de yok. Yani tekim varsa bu benim tekim arkadaşlar. Tek atmak isteyenler atabilir. Kesin arkadaşlar. Başka bir şey yazmayın demeye hiç gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Sakın benim söylediklerimi yanlış anlamayın arkadaşlar. Herkesin ona göre bütçesi de vardır. Şeyi de vardır. Kimse kimseyle de dalga geçmesin arkadaşlar. Tekiniz varsa bu arkadaşlar benim tekim deyip geçin arkadaşlar. Kimseyi de yönlendirmeyin bir şeye. Yani benim söyleyeceğim bu arkadaşlar. Herkes kendi iradesine göre altılı yapıyor. Bizler sadece sizlere ön ayak, sizlerin yerine koşulları inceleyip analizlerimizi yapmak düşüyor. Onları da yapıp sizlere sunmak arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Abone olursanız zaten bütün yorumlarımı, arkadan geçen videolarımı da izleyin, bakın neler demişim. Bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın başınızı ağrıttıysam. Yani bunu söylemek zorunda kaldım. İçimde kaldı. Geçelim arkadaşlar. Bursa, pardon, İstanbul koşularımıza. 10 koşulu bir program var demiştim. 2 altılı. Birinci altılı arkadaşlar, Maiden koşusu. Burada arkadaşlar ben sizlere 20 Ekim'de 1200 çimde 10 numara ikinci oldu arkadaşlar. Birinci ile arasında 5 boy olması lazım. Öyle olması lazım. Şimdi kafam da karıştı arkadaşlar. Neyse, yani ikinci oldu arkadaşlar. Üst üste Gökhan Kocakaya vardı. Gene Gökhan Kocakaya var arkadaşlar. Gene o var. Yani ilk atım 10 numara. 1 numarada arkadaşlar 1200 şimdi aynı şeyde 5. oldu üstünde. Şimdi arkadaşlar üstünde 1 numaranın Ahmet Çelik var. Arkadaşlar kalite bir jokeyimiz, söylememize gerek yok arkadaşlar. Yarışta 5. oldu yarışta Gökhan Yıldız varmış. Şimdi Ahmet Çelik var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 800 numara. 800 numarayı önereceğim. Gökhan Gökçe ile, biliyorsunuz Gökhan Gökçe'ye bomba atları çok iyi biniyor ve getiriyor. 22 Ekim'de arkadaşlar, 22 Ekim'de koşmuş grubun farklıyla, yani 22 Ekim'de koşmuş arkadaşlar. 800 numara. O da 1200 şimdi 3. oldu. Müslüm varmış. Şimdi Gökhan Bektaş var. Burası arkadaşlar kısacası, kusura bakmayın birazcık karıştırdım. Kısacası arkadaşlar 10 başta olmak üzere 1 ve 8 olarak sizlere öneriyorum. Buraya 3 at geçersek yeterli diye düşünüyorum. Tabii sizin de tuttuğunuz at varsa ilave yapabilirsiniz. Tek atmak istediğiniz at varsa atabilirsiniz. Her şekilde. Şimdi ikinci koşuya geçtiğimiz arkadaşlar 1300 sentetik 3 yaşlı Arap'la Tarzan koşusu.
Burada 7 numara arkadaşlar Sülünmük'e 30 Ekim'de 1200 kumda kaçarak bitirdi. Sonlarda harika bir sprintle zaman attı. Yakalıyordu, az kaldı. Şimdi 100 metre uzadı. Gelir mi gelmez mi onu bilemem de yani harika bir koşu sergiledi Sülünmük'e. Tabii ki burada rakip gördüm. İki tane daha atım var arkadaşlar. 1 numara Charlo, bir de 2 numara arkadaşlar. Zaten ekürü koşuyor 6 ile Baba Medet. Yani burayı da arkadaşlar 7 başta olmak üzere 1 ve 2 yazarsak, 3 atla geçersek iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. 3. koşuya geldiğimiz zaman 1300 çim 2 yaşlı İngiliz'e Mylan koşusu arkadaşlar. Bu koşuda sizlere tek olarak bir at söyleyeceğim arkadaşlar. Öneriyorum. Yarın gerçi herkes tek atabilir. Yani atacak diye öyle düşünüyorum. Sürdürek favori çıkacak. Buna da eminim. Yani sizlere bunu tek veriyorum demiyorum. Herkes tek atacak. 10 numara arkadaşlar. 10 numarayı yani tek olarak öneriyorum. Benim önermem önemli değil arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz zaten. Yani o çıkıyor. Onu söylüyoruz arkadaşlar. Kalkıp burada siz benim bir tane bomba atım var deyip atıyorum. 3 numara. Aysucan bomba attın. Ulan bir de gelmez mi? Yani onu demek istemiyorum da. Burada benim bir tane bombam var dediğim zaman sizin kafanızı karıştırıyorum arkadaşlar. Yarın burada gören göz kılavuz istemez. Burada kim var arkadaşlar? 10 numara. Bitti. Bitti arkadaşlar. Yani 10 numarayı ben tek olarak öneriyorum. Burada rakip var işte bilmem ne var, cart var, cut var değil. Kimsenin de kafasını karıştırma hakkımız da yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. 4. koşuya geçtiğimizde 4. koşta 3 tane atı var burada arkadaşlar. Pardon 4 tane atımız var arkadaşlar. 2000 sentetik. Yani burada bence burada 3 numara esti geçti. Kazanır diyorum arkadaşlar. Esti geçti Ahmet Çelik'le. Buradaki jokeylerden ben 1-2 gömlek daha üstün görüyorum. Biliyorsunuz Gazi Koçlar'ın üst üste 5 kere kazanan bir jokey arkadaşım. Gerçekten iyi biniyor. Son yarışında 2000 kumda 2.20 mükemmel dereceyle ikinci oldu. Sizlere arkadaşlar tek olarak öneriyorum ben de bunu. 3 numarayı esti geçti. İkinci tekim olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bir saniye arkadaşlar not almıştım. Onları önüme açıyorum. 5. koşu arkadaşlar 2. altılı başlıyor burada. Unutmayalım. Handikap 16. 2200 sentetik. Şimdi burada arkadaşlar 7 numara 2000 kumda Halis Karataş'ta öyle söyleyeyim. Birinci oldu. O koşuda virajı 10. döndü. Sıkıştı arkadaşlar. Yer bulamadı. En dışı aldı ve harika bir sprintle geldi. Engel yoku avladı arkadaşlar. Mesafe 200'de uzadı. 200'de uzadı. İlk atım 7 olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. O yarışı da seyredebilirsiniz. Şimdi Hişman Çizik var. Halis Karataş bilmemiş arkadaşlar. Hişman Çizik var. Bu koşuda zaten Halis yok. 50 kiloyla. Yani ilk atım olarak öneriyorum. Yalnız rakip var arkadaşlar burada. Rakip görüyorum. İlk atım olarak yani tek demiyorum sizlere. İlk at olarak 7 numara diyorum. İkinci at 3 numara Doğa Kanunu, 5 numara Engel Yok. Yani 3 at 7 başta olmak üzere 3 ve 5 arkadaşlar diye öneriyorum. Ha, tabii ki bunun içinde siz 7 tek olur deyip tek de atabilirsiniz. Ben burada 7 tek arkası 3-5 demiyorum arkadaşlar. Yani bugün Rex'i tek dedim. Rex tek olacak kuponunda tek atıyorum. Rakip 4 dedim arkadaşlar. Çünkü tek diye sunuyorum. Rakip 4. Çünkü ben 2 tane at veriyorum.
İkili oynayın diye ben videolarımda da söylüyorum. Ve de oynadık ve kazandık arkadaşlar. İnşallah oynayan vardır. Güle güle harcasın arkadaşlar. Altıncı koşuya geçtiğimiz arkadaşlar 1600 çim, handikap 16. Buranın bombası arkadaşlar. Ben gerçekten bu ata da güveniyorum. Buranın bombası arkadaşlar. Bir numara Eyüp Şah diyorum arkadaşlar. Kupon yaparken lütfen bir de ilave edin arkadaşlar. Bir numara Eyüp Şah diyor. Eyüp Şah diyorum arkadaşlar. Bir numara. Evet. 10 numara arkadaşlar. 1400 kum. 1400 çim. Bunların ikisinde de ikincilikleri var. İkincilikle ayrıldı arkadaşlar. 10 numarayı da sizlere öneriyorum arkadaşlar. İlk atım 1. İkinci atım 10. Ama burada 1, 2, 3, 4 at daha söyleyeceğim arkadaşlar. Sıralamam 2, 3, 4 ve 9. İlk olarak 1, 10 çizgi 2, 3, 4 ve 9 olarak bunları da ilave ederseniz arkadaşlar sağlıklı ve güzel bir yarış seyrederiz. 7. koşuya geldiğimizde arkadaşlar 7. koşu burada da sizlere 3 at önereceğim. Yani şöyle özetle geçeyim. 28 Ekim'de Bursa'da 2200 çimde 2.18 iyi bir dereceyle kazanarak geliyor arkadaşlar. 5 numara. 800 numara rekor. Buranın çok sürpriz bir atı arkadaşlar. 2100 çimde. Yarın ne olur onu bilemem. Öyle görüyorum. Dördüncü oldu. Dördüncülüğüne rağmen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka 8 rekoru da yazalım arkadaşlar. Rekoru da yazalım. Bir de sizlere 2'yi önereceğim. O da 2100 çimde 5. oldu ama çok kaliteli bir at arkadaşlar. Bunu da yazmak istiyorum. Yani ben kuponu da yazacağım. Sizlere öneriyorum. Yani sıralama kafada 5, rekor 8, bir de 2 numara arkadaşlar. Kananda Solo. Mutlaka bunları kuponlarımıza bulunduralım arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde arkadaşlar hemen analizlerimi çevireyim. Burası arkadaşlar fazla söze gerek yok. Burada 2 at var arkadaşlar. 2 at. Başka gruplarda olsalar gerçekten ikisini ayrı ayrı tek atarım. Ama ikisi de burada olduğu için yani 2 atla geçeceğim. Onlar da zaten 1 ile 2. Herkes burayı 1-2 geçip kapatmış sayılır arkadaşlar. Ben de sizlere 1 ile 2 diyorum arkadaşlar. Fazla sözü uzatmayayım. Mayden 1300 çim 2 yaşlı İngilizler arkadaşlar. Burada 9. koşumuzda arkadaşlar. 2 numara ilk 1200 çimde 13.73 ile ikinci oldu. Son 1200 çimde 12.79 ile dördüncü oldu. Yani 1 saniye derecesini güzelleştirdi arkadaşlar. Bir de Luxor yavrusu. Şimdi Halis de var üzerinde. Tek olarak önerecektim ama arkadaşlar burada rakipleri var arkadaşlar. Yani sizler tek atabilirsiniz. Yani atmak isteyen tabii ki yarın nasıl bir kupon yapar onu bilemem. Ben burada rakip olarak arkadaşlar 10 numara çok bir yani bomba olacak arkadaşlar. Aman dikkat derim. Sizlere yani sırayla geçersem 2 başta olmak üzere 2, ikinci atım 10, 7, 6 ve 5 diyorum arkadaşlar. 10, 2, 6, 7, 5 arkadaşlar diye öneriyorum. Son koşuya geldiğimizde son koşuda arkadaşlar 1600 çim handikap 15. Burada artık güldür güldür arkadaşlar çimdeki özlediği birinciliğe ulaşır diyorum arkadaşlar. İnşallah ulaşır. Ha, bunu da kuponuma tek atmayacağım. Rakip gördüğüm bir atım daha var. 2 ve 4 arkadaşlar. Buraya 2 ile 4 olarak geçeceğim arkadaşlar. Ya güldür güldür ya da 4.
Babev Pir. Yani 2-4 olarak geçeceğim arkadaşlar. Ha, buraya yarın ben kafama zaten yazdım. 2-4 de ikili de alacağım. Yani 2-4, 2-4. Yani öyle gireceğim yani. Ayırmayacağım. Birinci, ikinci, birinci, ikinci diye. Öyle gireceğim. 2 TL yapıyor. Yani 100 basacağım. 50 basarım arkadaşlar. Yani buraya da böyle bir ikili alacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıttıysam, yanlış konuştuysam herkeslerden tekrar tekrar özür diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgi ve saygıyla kalın. İnşallah yarın kazanan bizler oluruz.